Merhaba. Bugün nikahla ilgili biraz konuşalım. Özellikle imam nikahı ile ilgili biraz konuşalım. İmam nikahının ne olduğunu düşünün. Ben size sorular sorayım. Siz bu soruların cevabını kendi içinizde vermeye çalışın. İmam nikah nedir? Nikah nedir? Daha doğrusu. Bu soruların cevaplarını lütfen hızlıca arayın ve bu soruları kendinize sorun. Resmi nikah nedir? Yani nikah nedir? Resmi nikah nedir? İmam nikah nedir? Bu üç sorunun cevabını bulmaya çalışın. Nikahın getirdiği sorumluluklar nelerdir? Şimdi bu sorunun peşine düşün. Nikahın getirdiği sorumluluklar nelerdir? Bakın hem haklar var hem sorumluluklar var. Bakalım nikahın getirdiği sorumluluklarda karşınıza ne çıkacak? Şimdi soruyu biraz genişletelim. Resmi nikahta nikahın getirdiği sorumluluklar nelerdir? İmam nikahında nikahın getirdiği sorumluluklar nelerdir? Ve şimdi soruyu biraz daha genişletelim. İmam nikahı yaptığınızda imam nikahının getirdiği sorumlulukları, Kur'an'ın, sünnetinin ve işte bütün dinin getirdiği sorumlulukları insanlar üstlenirler mi, üstlenmezler mi? Bu sorunun cevabını istiyorum. Şimdi nikah hukuki sonuçlar doğuruyor biliyorsunuz. Peki imam nikahı da hukuki sonuçlar doğuruyor mu? Bu sorunun cevabını özellikle istiyorum. Peki bu soruları neden soruyorum? Az sonra söyleyeceğim. İmam nikahı hukuki sorumluluk doğuruyor mu ülkemizde şimdi, şu an yaşanan devirden bahsediyorum. Sonra bu hukuki sorumlulukların yerine getirecek mi insanlar imam nikahıyla evlendiklerinde? Çok yaygın olan imam nikahı temelde ne işe yaramaktadır ve amacı nedir? Bu sorunun da cevabını bekliyorum. İmam nikahını hangi düşüncedeki insanlar yapmaktadırlar? Ve amaçları nedir bu imam nikahını yaparken? İmam nikahının hukuki bir geçerliliği yapanlar ve üçüncü taraflar açısından var mıdır? Hukuki bir geçerliliği var mı imam nikahının? Bu soruyu soruyorum. Şimdi bu sorunun açılımını düşünün. İnsanların hukukunu ve sorumluluklarını tanımadığı bir nikahın, imam nikahının Allah tarafından tanınabileceğini düşünüyor musunuz? Demek istediğim gayet açık. Oraya buraya çekmeye gerek yok. İnsanların hukuki sorumluluklarını tanımadığı, sonuçlarını tanımadığı bir imam nikahını Allah tanıyorum. İmam nikahı ile evlendiğiniz eşiniz sizi erkek olun ya da kadın olun hiç fark etmez. Size karşı sorumluluklarında bir hukuki boşluğun içine düşüyor. Ve devam edelim. Evlenmeden önce genç çiftlerde, ailelerde e, düğün öncesi imam Nikah diye bir şey yapıyorlar. Peki bu imam nikahı e, Allah korusun düğünden önce birisi ölürse e, böylece sonuçlanmış oluyor ve bunun sorumluluğu var. Bu sorumlulukları alıyorlar mı? Ya da nişanlılık döneminde imam nikah yapıyorlar ve nişanlıdan ayrılınca imam nikahı nasıl sona eriyor? Ya yani da bunun bütün sorumluluklarına katlanacak mısınız? Ya da şöyle devam edelim. Siz kendi aranızda aile içinde düğün öncesinde e, imam nikah yapıyorsunuz ve gençler dışarıda el ele kol kola geziyorlar e, çiftler. E, sonra biz şöyle görüyoruz. E, bunlar nişanlılar ve böyle geziyorlar. Demek ki e, nişanlanınca böyle yapmak normal. Toplumda bir algıya sebep oluyorsunuz. Ve sorulduğunda akrabalar tarafından şöyle bir cevap geliyor. E, i̇yi ama onlar imam nikahlı. İmam nikahlı ne demek Allah aşkına? Yani nikah kıydınız e, tamam o zaman ilan edin nikah ilandır aynı zamanda yani onlar evlendi artık deyin ya da neyi bekleyemiyorsunuz ya da şöyle soralım imam nikahı kıydınız diyelim nikah kıydınız yani e, düğünden önce e, ne, ne nedir ne yapmayı hedefliyorsunuz yani nikah kıyınca neyi yapacaksınız da bu kadar aceleniz var. Ya da şöyle sorayım, tam soruyu tam olarak şöyle sorayım. Hangi şeyden çekiniyorsunuz da nikah kıyıyorsunuz? Yani makul sınırlar içinde genç çiftlerin baş başa kalmasında e, bir mahsur mu var? Hayır. E, peki ne amaçlıyorlar? Yani el ile tutuşmaktan daha mı ileri gidecekler de onun için mi imam nikah yapıyorlar? Derdiniz nedir? Nişanlılar sonuçta e, konuşabilirler, dertleşebilirler, e, kuralları e, hatırlatabilirler birbirlerine. E, peki imam nikahı ne şimdi? Yani yanlışlıkla elini tutarsa falan diyemeyi yoksa elini de tutsun canım falan diyeyim Hangi derdiniz var? Peki diyelim ki böyle bir şey yaptınız ve o ara gelin hanım ya da damat bebeği öldü. düğünden önce, resmi nikahtan önce. Bu durumda ne olacak? Yani onun mirası ile ilgili Allah'ın getirdiği sınırlara da uyacak mısınız imam nikahı ile ilgili? Aileler böyle bir şeye neden razı oluyorlar? bu sorunun da cevabını aramak lazım. Yani ne gereği var böyle bir şeyi yapmanın? Ya da şöyle söyleyelim, daha da farklı bir tartışma vardı. Biraz geriye doğru gidersek 20 yıl öncesi belki. İnsanlar resmi nikah yaptırmak zorundalar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için. Bu resmi nikahtan sonra da mutlaka imam nikahı yaptırıyorlar. Neden? Çünkü resmi nikahın nikah olmadığını düşünüyorlar. Peki bir adam ve bir kadın Hristiyanlar ve İslam'a geçecekler fakat İslam'a geçmeden önce evlenmişler ve kilisede evlenmişler. Bunu İslam kabul etmiyor mu? <laughs> diyor. O zaman sorun ne? Yani kimin nasıl nikah yaptığının mı önemi var yoksa bir sözleşmenin ve bir hukukun mu? Allah'ın istediği şey nikahla beraber bir sözleşme değil midir? Bir hukuk değil midir? E tamam öyle. O zaman resmi nikah yaptık şimdi de imam nikahı yapalım. İmam nikahı tamlaması zaten saçma bir şey. Yani imam nikah diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani dinimizin emrettiği nikah diye de bir şey yok. Yani dinimizin emrettiği nikah diye de bir şey yok. Nikah yani çok eskiden biri bilinen hukuki bir sözleşme. E bu kadar. Tamam şu da var fıkıhçılar oturmuşlar işte kurallarını belirlemişler elbette bütün hukuklar içinde kuralları belirlenir. Şimdi daha iyisini belirlemişler hukuk olarak belli çerçeveler var tabii Allah'ın çizdiği evlenilecek olanlar evlenmeyecek olanlar gibi. Ve üstüne de güzel yine hukuki bağlamlar koymuşlar ya da çok çirkin hukuki bağlamlar koymuşlar. Geçersiz mi oluyor? Elbette hayır. Benim demeye çalıştığım şu en başa dönelim. İmam nikahı olarak yaptığınız şeyi ve toplumdan gizlediğiniz şeyi toplumdaki normal algısını bozuyor. Siz imam nikahı yaptık biz diye kendi aranızda rahat rahat takılırken düğün öncesi insanlar onu normal bir şey olarak algılıyorlar. Yapmamanızı tavsiye ederim. Eğer çok büyük amaçlarınız yoksa imam nikahıyla